İyi misin kardeşim? Kim yaptı sana bunu? Selim çabuk ambulans çağır. Bunun durumu çok kötü. Dayan kardeşim. Dayan. Ambulans geliyor. Çabuk çabuk. Dayan kardeşim. Dayan. Ambulans geliyor. Dayan. Merhabalar, geçmiş olsun. Güvenlik kameralarından canlıyı teşhis etmeye çalışıyoruz. Çok yoğun bir arama başlattık. Kısa sürede şahsı mutlaka yakalayacağız. Sağ olun Memur Bey. Beni bulan diğer memur arkadaşlara da bir teşekkür etmek isterim. Yani belki beni bulmasa da şu an yaşamıyor olabilirdim. Görevimiz. Yani arkadaşlara da biz iletiriz, siz hiç yorulmayın. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Thank you.
Gravat bağcıklarını çıkart. Thank you.
Hoş geldiniz, buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Bir filtre kahve rica edebilir miyim? Tabii ki de. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Ya ben çok özür dilerim, kusura bakmayın. Sıkıntı yok, tamam. Ben size hemen peçete getireyim. Bakın gerçekten ben hallederim, tamam. Teşekkürler. Alo. Aşkım nasılsın? Görüştün mü Metin Bey'le? Görüştüm Sibel, şimdi kalktım. Ne diyor? Bir şey demiyor, diyemiyor çünkü. Nasıl diyemiyor ya? O kadar vaat verdi adam. Neredesin? Sen geleyim öyle konuşalım. Ben şimdi eve geçiyorum Sibel. Salam bir üzerime kahve döktü yanda her tarafım. Ya ben vallahi dayanamıyorum artık bu hayatıma ya. Tatlım benim. Sakin ol. Sen şimdi geç eve, geliyorum ben de, tamam mı? Tamam. Tamam hadi görüşürüz, kapatıyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın, günaydın. Teşekkürler. Günaydın, geçmiş günaydın. Olsun. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi vallahi Elcim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İdare ediyoruz, ufaklıkla uğraşıyoruz işte. Doğdu değil mi, doğru? Doğdu 3 gün önce. Doğru tabii. Ben yoktum. Hiç merak etmeyin. Herkes cezasını çeker. Nasılmış babalık? Vallahi çok değişik. Daha tam anlayamadım ama böyle minicik elleri var. Dokunmaya korkuyor insan. Oy. Maşallah. Böyle 8-9 yaşındaki çocuklarla babalarını görüyorum. Maça falan gidiyorlar. Ben de diyorum büyüse de hemen kombin alıp biz de maçlara gidebilsek keşke. En kısa zamanda geleceğim ziyaretinize. Çok mutlu oluruz. Eşin nasıl, iyi mi?
İyi, iyi, biraz ağrısı varmış ama birkaç güne geçer diyordu. Sen niye buradasın peki? Birkaç yazı var da yetiştirmem gereken, onları halletmeye geldim. Ne yazısı ya? Hadi Ali, evine. Ben hallederim. Olur mu öyle şey? En azından evde halledeyim. Ali'ciğim, hadi evine. Ben hallederim. Hadi ikile. Ben gerekli olan şeyleri size gönderdim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nilgün Hanım, günaydın. Kolay gelsin. Sizden bir ricam olacaktı. Ali Ardıç'a ikramiye adı altında bir maaş ödeme yapabilir misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Fıstık, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Niye haber vermedin bana? Ben alacaktım seni havalimanına. Saçmalama ya, geldim işte, ne olacak? Ay, ay bakayım. Acığım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Ya gayet iyi görünüyorsun da... Ya benim anlamadığım bir şey var. Bu adamın derdi neymiş? Sen niye böyle bir şey yaşadın? Ya kızım, telefonda da anlattım ya sana. Derdi merdi yok. Adam bildiğin psikopat. Yani ifadesinde bile elle tutulur mantıklı bir açıklama yok. Allah Allah. Orospu çocuğuna bak ya. Şşş. Yakışıyor mu hiç sana? Ay öf abi ya. Sen de yani şu durumda bile aristokrasinden ödün vermiyorsun. Tamam tamam, uzatma hadi. Ne içersin? Kahve? Ay yok. Uçakta da uyuyamadım zaten. Gidip biraz dinleneceğim ben. Sen zaten niye buraya geldin ki? Ben sana anahtarı bırakmıştım. Direkt eve gitseydin. Gideyim mi? Ya... Ya gitme tamam, şey, gel iki dakika bir kahve içelim. Ay ay yok be, gideceğim, dinleneceğim ben. Çok yoruldum, saçmalama. İyi tamam, git hadi. İyi hadi, ben gidiyorum zaten. Ama bana akşam yemek ısmarlayabilirsin. Akşam önümüzdeki ayın konsept toplantısı var canım ya, kusura bakma. Önümüzdeki ayın konsept toplantısı var değil mi? İyi tamam, hadi ben kaçıyorum o zaman. İyi. Öptüm. Kuzum, iyi misin? Toparlan biraz aşkım benim. Bak baban aradı, merak etmiş, sana ulaşamamış. Benim babamdan başka kimsem kalmadı Sibel. Bir de sen kaldın. Berencim. Aşkım benim. Bak geçecek. Düzelecek her şey. Biz hep senin yanındayız. Hiçbir şey düzelmeyecek. Hiçbir şey düzelmeyecek bu saatten sonra. Canım. Ne olur. Ağlama artık bak. Yıpratma kendini bu kadar.
ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım Sibel? Ben ne yapacağım bundan sonra? Uyumadın mı? Ya uyudum da ayrı mal gibiyim. İyi hadi kalk hazırlan. Sana güzel bir yemek ısmarlayayım. Nasıl? Ne diyorsun ya? Ne oldu, toplantı ne oldu? İptal. Ne? Ya öyle ya, abilerin kralı. Şişt, bir şey diyeceğim. İki tek de atar mı? Atarız. Ya. o zaman ben hazırlanıyorum. Ya öyle ya. Bir şey diyeceğim. Bak ben çok açım, çok yemek yiyelim ha. Biraz soğuk. Ben önden gideyim. Çünkü açım. Kim o kadın? Nereden bileyim kızım? Tanımıyorum. Nasıl ya? İnsan tanımadığı birine böyle bakmaz da. Neyse. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Kimdi o? Ya söyledim ya kızım. Nereden bileyim? Yani çok mutsuz görünüyordu. O yüzden dikkatimi çekti. Yani o yüzden baktım. Hı. Ay iyi tamam. Bir şey demiyorum. Burayı çok seviyorum. Her geldiğimde ya da her geldiğimizde sen, ben, annem, babamı görüyorum. Baksana. Neredeyse her masada bir yanımız var. Ben neden geliyorum sanıyorsun buraya? Bazen tek başıma yemek yeme bahanesiyle gelip masalara bakıp bizi izliyorum. Babamı görmenin tek yolu sanki burasıymış gibi. Sanki her yerde sesi varmış gibi. Öyle. Hatırlıyor musun? Sen 12-13 yaşlarındaydın. Yemeyeceğim, doydum ben deyip tabağını bırakmıştın. Babam da sana kızmıştı. Sen de sinirlenip tabağı fırlatmıştın. 3 gün falan konuşmamıştı seninle. Keşke tekrar olsa da defalarca kızsa. Keşke. O yüzden hayattayken hayattakilerin kıymetini bilmek lazım değil mi abiciğim? Neyi ima ediyorsun sen Defne? Kimin kıymetini bilmiyormuşum ben? Annemizin mesela. En son ne zaman aradın annemi?
Annem beni en son ne zaman aradı Defne? Yapma Allah aşkına abi. Annemiz o bizim. Ayrıca yaşlandı, artık o bizden bekler. Ben annemle arada konuşuyorum. Arada. Peki. Canım benim bak. Zor günler geçirdim. Kolay şeyler atlatmadım. O yüzden keyfimiz kaçmasın. Ben ihmal etmem. Annemle aramı kapatırım, tamam? İyi, tamam. Ama daha sık görmende fayda var. Yani babamı bir daha göremeyeceğimi bilsem yanından ayrılmak istemezdim herhalde. Bilmiyor muydun? Ya biliyordum tabii ama insan kendi başına gelmeyecek sanıyor. O yüzden annemi bu kadar yalnız bırakma. Abi, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Niye söyleyecekmişim sana? Ne bileyim. Çok gizemli duruyorsun. Sanki bir şeyler var ama saklıyor gibisin. Yok hayatım, ne saklayacağım? Yani kötü şeyler atlattım. Öyle kolay geçmiyor ben. Anladım. Hadi o zaman. Güzel şeylere diyelim mi? Diyelim. Ne yapıyorsunuz? Geçen gün özür dilememe izin vermediniz. En azından şimdi ödeşmiş olduk. İyi günler. Seni gördüm. Neden izlemiyorum? Yok canım, ne izlemesi? Ben seni uzaktan gördüm, öyle yanına geliyordum. Yalan söyleme Defne. Baya baya beni takip ediyorsun. Bak, eğer ki işlerime burnunu sokmak gibi bir niyetin varsa bence hemen vazgeç. Yoksa az önceki gibi tatlı olma. Ya üf, tamam ya. Seni düşünüyoruz herhalde. Neyi mi düşünüyorsun ya? Takip edip ne öğreneceksin? Ya bir işler çeviriyorsun. Farkında değil mi sanıyorsun? Tuhaf tuhaf haller. Ayrıca az önce yaptığını da gördüm. Aşık oldum kızım, aşık. Ne işler çevireceğim? Ya biliyorum tamam, tuhaf davranıyor olabilirim ama aşk böyle bir şey değil mi zaten? Ya günlerde tanışmanın yollarını arıyorum. Ama çok garip. Çok kapalı. Yani böyle sağını solunu görmeyen bir kız. Ya bir derdi var. Ya da bilmiyorum, sürekli bir şeyler düşünüyor. Dün akşam sen de gördün. Yani ne bileyim işte, bir türlü tanışamadım. Akşam sordum da niye söylemiyorsun o zaman? O kadar sorduk. Ya ne bileyim, öyle birden sorunca anlatamadım. Ya tuhaf oluyorum kızım görünce. Böyle elim ayağım titriyor. Ne bileyim, aptallaşıyorum. Ay, liseli Ayşe'mize bak sen. Ya bunun yaşla falan ne alakası var? Ya şaka yapıyorum ya. Ayrıca
Az önce gördüğüm yöntem hiç başarısız değildi söyleyeyim. Nasıl? Kız sen gidene kadar arkandan baktı. Belli ki etkilenmiş. Tabii sen kulluğuna bok sürdürmemek için dönüp bakmadın bile. Öyle mi diyorsun? Etkilendin gerçekten. Evet. Ben anlarım. Sen bana güven. Neyse. Ben ofise geçeyim. Akşam görüşürüz. Tamam? Görüşürüz aşkım. Ne haber tatlı? Ne bu surat? Ya hani dün anlattım ya sana bir adam üstüme kahve döktü diye hatırladın mı? Evet. O adam buradaydı az evvel. Bir anda gelip kendi üstüne kahveyi döktü. Özür dileyemedim o zaman sizden falan diye. Çok tuhaf değil mi? Aşırı tuhaf. Deli falan olmasın? Yok. Bayağı düzgün giyimli bir adamdı yani. Kibar birine benziyor ama. Yani. Anlamadım. O gün sizden özür dileyemedim deyip böyle bir hareket yaptı. Çok garip değil mi? Neyse. Hadi şu projeyi yapalım. Zaten sorup sorup duruyorlar. Ayıp oldu. Çok. Evet, haklısın. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. 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 Melih'ciğim. Buyurun. Odama gelir misin? Tabii geliyorum hemen. Melih'cim, geç otur bakalım. Melih sen neymişsin böyle ya? Yazını okudum. Diline ve görüşlerine bayıldım. Gerçekten mi? Nasıl mutlu oldum anlatamam. Çok teşekkür ederim. O zaman yayınlanacak ilk yazın. Hayırlı olsun. Ne? İnanmıyorum. Yani ben daha stajyerim ve yazın mı yayınlanacak? Vallahi ben de daha önce böyle bir şey görmedim ama öyle. Size nasıl teşekkür etsem az. Ben... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana teşekkür etmene gerek yok. Bu senin başarın. Sizden bunları duymak benim için inanılmaz bir şey. Çok sağ olun. Tamam tamam hadi uzatma da git fotokopi falan çek hadi. Hadi. Aa, merhaba. Aa, merhaba. Ya geçen gün siz bir anda öyle üzerinize kahve döküp gittiniz. Ben o an ne yapacağımı bilemedim. De niye böyle bir şey yaptınız? Ya üstünüze kahve döktüğümde çok mutsuz görünüyordunuz. Sizden özür de dileyemedim. Ya belli ki keyfiniz yoktu. Üstüne bir de aptal gibi ben dert olunca... Sonra sizi tekrar görünce ödeşmek istedim hepsi bana.
Yani biraz değişik bir yöntemmiş ama teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim özürümü kabul ettiğiniz için. Bu arada Mert ben. Beren ben de memnun oldum. Memnun oldum. Siz buralarda bir yerde mi oturuyorsunuz? Evet şu köşede 29'a 1. Öyle mi? Siz? Bu binadayım ben de. Ya biz baya baya komşuyuz. Galiba. Bundan sonra çok sık karşılaşacağız demek. Bu arada ben işe geç kaldım. İyi günler. Ha, tabii iyi günler. Ömer Bey. Efendim selamlar, nasılsınız? Teşekkürler, siz? İyiyim, çok sağ olun. Güzel haberlerim var size. Onur Bey'den zor da olsa istediğiniz parçayı geri alabildik. Ya süpersiniz ya. Ben gerçekten umudumu kaybetmeye başlamıştım. Çok sağ olun. Vallahi o kadar zor oldu ki 3 katı fiyat teklifi verince anca ikna oldu. Harika. O zaman benim ofiste buluşalım. Tamamdır, geliyorum efendim. Süper, görüşürüz. Ne anlıyorlar bundan? Öyle demeyin ne olur. Yıllarca bu parçayı arayıp da bulamayan koleksiyoncular var. Biliyorum, biliyorum da bence saçma. Baksana şuna. Öyle dümdüz kendi kendine duruyor. Alacağız mecbur. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Mert Bey. Ha Beren Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. İyiyim, teşekkürler. Ya bu elinizdeki parçayı nereden buldunuz acaba? Ha bu mu? Bu şey, bizim beraber iş yaptığımız bir antika firması var. 3 ay önce onlarla büyük bir iş yaptık. Onların hediyesi. Yani teşekkür etmek için bunu yollamışlar. Anladım. Bilmiyorum, biliyor musunuz ama çok kıymetli bir parça bu. Evet, anlattı arkadaşlar. Öyleymiş. Yani benim pek ilgim yoktur antikalara. Sizin var mı? Yani çok bir ilgim yok aslında. Zamanında annem çok istemişti. O yüzden uzun bir süre aramıştım ben de ama yetişemedim maalesef. Nasıl yetişemediniz? Ben geçen sene annemi kaybettim de. Dolayısıyla çok da bir önemi kalmadı yani. Evet. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Beren Hanım. Bunu size hediye etsem kabul eder misiniz? Çok teşekkür ederim ama sağ olun, ben bunu kabul edemem. Lütfen. Mert Bey çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama dediğim gibi mümkün değil. Peki. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Önemli bir toplantım vardı da. Tabii ki, buyurun. İyi günler. İyi günler. Alo anne. Abim iyi değil. Aşık olmuş. Bir kıza tutulmuş, dünyayı unutmuş gibi davranıyor.
Tamam, tamamdır. Merak etme, ben ilgileniyorum zaten. Tamam anneciğim. Bay bay. Abi ne yapıyorsun sen? Neyi ne yapıyorum Defne? Elindeki vazo neydi? Ne diyorsun sen ya? Sen utanmıyor musun bana hesap sormaya, beni izlemeye? Ha? Ne istiyorsun sen benden? Ne isteyeceğim be senden? Saçmalama. Biz sadece tekrar üzülmeni ve zarar görmeni istemiyoruz, o kadar. Ayrıca o elindeki vazo değerli bir şeye benziyordu. Ne yapıyorsun ki onunla? İstemiyoruz. Kiminle istemiyorsunuz? Annem gönderdi değil mi seni buraya? Heh. Ulan ne kadar düşünceli bir ailem var benim böyle ya. Ben bir hafta hastanede yattım. Ne kardeşim geldi ne annem. Bu mu beni düşünmeniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz beni falan düşünmüyorsunuz. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Aman başımız ağrımasın. Aman uğraşmayalım. Şimdi git anneme de söyle. Yetti artık, 35 yıldır uzaktan yaptı annelik. Seni de istemiyorum, onu da istemiyorum. Gidin ne haliniz varsa görün. Sen ne diyorsun be? Sen ne biçim adamsın ya? O kadın sürekli seni düşünüyor be. Uzaktan annelikmiş. Aramayan sormayan sensin bir kere. O kadın yıllarca bize baktı. Babam öldü, canını dişine taktı, bize baktı. Defne saklayın! Şey için geç değil. Komşudan annenize bir hediye. Beren Hanım. Teşekkürler. Ha, rica ederim. Bugün siz daha fazla ısrar etmeme izin vermediğiniz için bir şey diyemedim. Ki zaten sizin olan bir şeyi siz istemeseniz de evime getiremezdim. Bugün olmaz mısınız? Peki.
Ben müsaadeni isteyeyim artık o zaman. Teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Biliyor musun? Böyle güzel vakit geçirmeyi o kadar çok özlemişim ki. Yani ne mutlu bana. Tabii sebebi bensem. Sebebi... sensin galiba. Yani çok güzel hissettiriyorsun. Asıl sen çok güzel hissettirdiğin için şu an böyleyiz. Çok güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Alo Metin Bey, günaydın, buyurun. Nasıl? Metin Bey, emin misiniz? Yok, bir yanlışlık vardır, yapmaz yani. Kim söyledi size bunu? Allah'ım, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım ya? Merhabalar. Yeni yazımı okuyabildiniz mi? Size mail atmıştım. Şu an müsait değilim Meril. Çık dışarı.
Selam. Uzun zamandır çıkman için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Fakat ben sürekli bir yol ararken karşıma her defasında senin bir pisliğin çıkıyor. Önce birinin canına kastetmen. Sonra şirketten üstüne yüklü miktarda para geçirerek hırsızlık yapman. En son bu fotoğraflar. Birinin kabul edilebilir bir yanı yok. Ama aldatılmayı hiç hak etmedim Barış. Bundan sonra ben yokum. Boşanalım.
müzayedemizin açılışına başlıyoruz efendim. Çok nadide bir ürün. Evet efendim. 1000 TL ile açılışımızı yapıyoruz efendim. Var mı alan? Evet, 1000 TL. Var mı? 1500. Evet, 2000 TL. Evet efendim. Başka? Satıyorum. 3000 TL. Satıyorum. Satıyorum. Saat. Evet efendim. Çok nadide bir eserimiz şimdi geliyor. Vazomuz. Efendim çok eski tarihlerden çok mükemmel bir vazo. Herkes bunun peşinde. El işçiliğiyle yapılmış mükemmel bir ürün. 10.000 TL ile ilk açılışını yapıyorum efendim. Evet. 10.000 TL. Evet 10.000 TL. 15.000 TL. Başka? Var mı efendim? 20.000 TL. Evet. 25.000. Evet. Evet. 30.000. Evet. Başka? Var mı efendim? Satıyorum, satıyorum. Saat? Evet, 35.000 TL'ye beyefendiye satıyorum. Satıyorum, satıyorum. Saat? Sattım efendim. Evet efendim. Yine çok nadire bir ürün. Nadire bir parça yine, her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi. Üzerinde çiçek motifleri, kendine has bir ürün. Evet efendim.
Alo. Evet evet aldım parayı. Kontrol ettim bir aksilik yok. Hem parayı çalacaksın hem de üstüne konacaksın. Oldu amına koyayım. Tamam tamam geliyorum hadi konuşuruz. Ne oluyor lan sen kimsin? Kimsin lan sen? Hop 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 hop. Sakin ol. Bak beni takip ediyorsun biliyorum. Aynı binada çalışıyoruz onu da biliyorum. Derdin ne? Bunların seninle ne işi var lan? Ne sanmayı tanıyorsun? Edemez seni. Tamam. Hadi gider. Bilmem. Cebime girmiş. Ama nasıl girdi, kim koydu inan bilmiyorum. Var ya bak seni gebertirim. Anlıyor musun? Ha siktir ya. Görüyor musun? Hepsi düştü. Lan var ya bak. Bak seni kim tuttu bilmi... Bence kaydet. Bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Yarın sabah saat 10'da attığım konumda ol.
Sevgilim. Hadi gel, yemek hazır. Barış. Hadi gel. Geldim canım. Uf, ne güzel kokuyor böyle. Afiyet olsun aşkım benim. Barış, bir şey mi var senin bugün? Yok, gayet iyiyim de. Neden sordun böyle bir şey? Ne bileyim, geldiğinden beri bir tuhafsın, böyle uzaklara dalıyorsun falan. Yok yok, gayet iyiyim ya. Teşekkür ederim. De bir şey soracağım, sen bana kimyon koydun mu? Kimyon mu? Ha. Ne alaka, buna kimyon konmaz ki. Okey. Yani ne bileyim, annem koyuyordu sanki. Aklımda öyle kalmış da. Allah Allah. Müthiş olmuş, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım benim. Saat 10'da. Boş bir yere otur. Misiniz? İyiyim. Çok üzüldüm. Kusura bakmayın. Önemli değil. Parasından bahsediyorsun. Derdin ne? Söyle bana. Ne boklar yediğini biliyorum. Hepsi önümde. Tek cümlemle hayatını kaytarırım senin. Bak. Kimsin? Nereden çıktın? Hiçbir fikrim yok ama ben senin söylediklerini yapmadım. Lan sus. Şirketinden para hortumluyorsun. Yakaladım seni. Sana atacağım konuma istediğim saatte parayı getir. Thank you.
Hoş geldin hortumcu. Düzgün konuş lan. Para nerede? Burada. Güzel. Ver bakalım. Direneceksin demek. Peki güzel karın ne boklar yediğini öğrenince ne yapacaksın? Ha? Öyle bir güzelliği üzmek ayıp olmaz mı? Şimdi çantayı şuraya bırak ve siktir git buradan. Sanık Barış Sancaktar'ın davacı Bora Yılmaz'ı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Barış, ne yaptın Barış? Ne olur bir durun, dinleyin. Geliyorum, üstümü alıp geliyorum, tamam mı?